Herkese selam dostlar. Bu videomuzda hard disk takılan bir dizüstü bilgisayara SSD'ye çevireceğiz. SSD takacağız ve temiz bir kurulum yapacağız. Temiz kurulumdan kastım ne? Herhangi bir klonlama işlemi yapmayacağız hard diskten. Direkt SSD'mizi takıp yeni bir Windows kullanacağız. Tavsiyem o yönde, klonlama ile uğraşmayın. Daha önce yaptım bir tane laptopta ve bu hani işe yarıyor, işletim sistemi açılıyor ama bir sürü hatayla karşılaşıyorsunuz. Şimdi bizim yapmamız gerekenler neler? Bilgisayarınızın her ihtimale karşı yedeğini alın. Yani içerisindeki dosyaları. Şimdi yedek alacaksınız. Hard diskte zaten bunlar duracak. Her ihtimale karşı yedeklerinizi alın ve laptopunuz SSD'ye geçişe hazır olduktan sonra bilgisayar kaç bit, Windows sürümü nedir, UEFI destekliyor mu, bunları tek tek hızlıca bakmamız gerekiyor. Daha sonra Windows kurulum flash belleği hazırlayıp bununla değişimini yapacağız. Şimdi şöyle bir konu var, kısaca onu anlatayım. Şimdi Windows'unuz orijinal ve lisanslı bir ürün laptopla beraber geldi. Ne yapmanız gerekiyor? Bunda iki seçenek var. Daha doğrusu iki madde var. Nedir? Şimdi bu laptopta orijinal bir Windows sürümü var. Bizim bunun kurulum anahtarına ihtiyacımız yok. Çünkü anakart veya işlemciye herhangi bir şekilde müdahale etmiyoruz. Bu yazılım bu anakartın içerisinde duruyor. Bunun için herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Yani Windows 10'u tekrar yüklediğimizde otomatik olarak etkinleşecek. Eğer ürün anahtarınız varsa bu ürün anahtarını ilk olarak buradan görmeniz gerekiyor. Ürün anahtarınızı kopyalayıp daha sonra sıfırdan kurulum yaptığınız zaman tekrar o ürün anahtarını girmeniz gerekiyor. BIOS modumuzu kontrol edeyim. UEFI destekliyor mu? Burada Windows ve R tuşlarına basarak çalıştır kısmına MS Info yazıyoruz arkadaşlar. Info 32. MS Info 32 yazıp tamam tuşuna basıyoruz. Karşımıza böyle bir sistem bilgisi geliyor. Şu bölümde bakın BIOS modu UEFI diye gösteriyor. Eğer sizde de bu şekildeyse UEFI ile kurulum yapabilirsiniz bu BIOS modunda. İşletim sistemimiz Windows 10. Şurada da sistem türünü x64 olarak yazıyor. 32 bit mi 64 bit mi bunu buradan görebiliriz. Yani herhangi bir problemimiz yok. İşleme devam edebiliriz. Şimdi burada Windows'u indirelim ve flash belleği hazırlayalım. Burada ne yapmamız gerekiyor? Bir internet tarayıcısı açıyoruz. Buraya Windows 10 indirin diyoruz. Yani direkt oraya girebilmek için. Şurada Windows 10 disk görüntüsü ISO dosyasını indir diyor. Bu lazım bize. Çünkü ISO dosyası indireceğiz ve flash belleğe hazırlayacağız bunu. Karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Bu ekranda şurada Windows 10'u bilgisayarınıza yüklemeyi istiyor musunuz diyor. Bunun için şurada bir aracımız var. Bu aracı indirmemiz lazım. Aracı şimdi indir diyelim. Aracı kuruyoruz. Evet, burada kabul et dememiz gerekiyor. Şimdi gelen ekranda bu bilgisayarı şimdi yükselt değil, başka bir bilgisayar için yükleme medyası oluşturacağız. Buraya basıyoruz. ISO dosyası oluşturacağız. Biz aslında flash belleği de yapıyor bu araç ama biz ISO dosyası oluşturup daha garanti bir işlem yapacağız. Şimdi dil, mimari ve sürümü seçeceğiz burada. Dilimiz Türkçe, sürüm Windows 10 ve mimari de 64 bit olacak. Bu bilgisayar için önerilen seçenekleri kullan. Eğer farklı bir bilgisayarda çalışacaksanız bu seçeneği kaldırıp buradan seçenekleri seçme imkanınız var. Biz bu bilgisayar için diyoruz. İleriye basıyoruz. Şimdi USB flash sürücüsü bu araç da aynısını yapıyor ama biz Rufus uygulamasını kullanıp daha ayrıntılı ve daha iyi bir ISO dosyası ve Windows kurulum belleği oluşturacağız. ISO dosyasını seçiyoruz ve ileriye basıyoruz. Burada Windows'u nereye çıkartmak istiyoruz? Biz masaüstüne direkt çıkartalım. Kaydet diyelim ve Windows'u indirmeye başladı. Şimdi dostlar laptopta çok uzun sürdüğü için ben diğer bilgisayara geçtim ve Windows ISO dosyasını oluşturduk. O pencereden sonra sona tıkladığımızda zaten masaüstümüze direkt Windows ISO dosyası geldi. Şimdi yapmamız gereken en az 8 GB'lık bir flash bellek bulmak. Bu flash belleği bilgisayarımıza takacağız. Daha sonra bilgisayarın bölümünde bu flash belleği biçimlendireceğiz arkadaşlar. Sağ tıklayıp biçimlendir diyeceğiz ve hızlı biçimlendir kısmı seçili olacak ve başlata basacağız. Burada bütün verileriniz silinecek. Ve tamama basıyoruz. Bu şekilde biçimlendiriyoruz. Şu an flash belleğimiz hazır. Şimdi Rufus programı ile bir ön yükleyici USB flash bellek oluşturacağız. Windows ISO dosyasıyla. Bunu nasıl yapıyoruz? Google'a Rufus yazıyoruz. Sonuçlarda ilk çıkan siteye giriyoruz. Bu bölümde Rufus'un son sürümünü indireceğiz. Şu an 3.19 sürümü. 1.3 MB çok küçük bir şey. Bunu indireceğiz arkadaşlar. Bu şekilde bir dosya çıkıyor karşınıza. Bu dosyayı çalıştırıyoruz. Böyle bir oluşturma ekranı geliyor. Şimdi burada Toshiba 16 GB bizim taktığımız flash belleğin adı. Bunu seçili olması lazım. Başka bir flash bellek veya harici hard disk takılıysa o da görünebilir. Buna dikkat edin. Mutlaka istediğiniz flash belleğin seçili olması lazım. Burada ön yükleme seçimi disk ya da ISO yansısı. Zaten ISO dosyası oluşturacağız. Ve burada seç butonuna basıyoruz. Ve masa üstünde Windows ISO klasörümüzü seçiyoruz. Windows ISO'yu buraya yerleştirdik. İmaj seçeneği standart Windows yüklemesi kalacak. Disk bölümü düzeni. Videonun başında UEFI sistemini kontrol etmemizin nedeni burada.
Disk bölümü düzeni GPT olarak kalacak, hedef sistem ise UEFI olarak kalacak eğer özellikleri destekliyorsa. Eğer eski bir bilgisayarsa ve UEFI sistemini desteklemiyorsa buradan MBR seçeneğini seçip BIOS kısmını hedef sistemi olarak gösteriyoruz. Ama biz UEFI sisteminde yükleme yapacağımız için bu şekilde bırakıyoruz burayı. USB'nin ismini SDI dosyası olarak değiştireceğiz. İsterseniz buraya farklı bir isim de yazabilirsiniz ama kalsın. Ayarlar bu şekilde olmak üzere başlat kısmına tıklıyoruz. Flash bellekteki tüm veri yok edilecek diyor. Burada tamama tıklıyoruz. Tekrar silindi ve şimdi ISO dosyası oluşturuluyor. Evet, flash belleğimiz hazır. Yaklaşık 18 dakika sürdü. Bu bilgisayara göre farklılık gösterebilir. Sizde biraz daha uzun veya kısa sürebilir. Burada kapat düğmesine tıklıyoruz. Artık flash belleğimiz bir Windows yükleme flash belleği. İçerisinde baktığımızda Windows dosyalarını görebiliriz. Şimdi sıra geldi SSD'mizi dizüstü bilgisayarına montajlamaya. Aslında bu kısım size iş düşen en önemli kısım. Dizüstü bilgisayarlarda markadan markaya söküm işlemleri, hard diskin konumu veya hard diskin nasıl söküldüğü ile ilgili birçok değişiklik var. Burada elinizdeki dizüstü bilgisayarın nasıl söküldüğünü ve nasıl hard diske ulaşabileceğinizi anlatan videolara ihtiyacınız var. YouTube üzerinde birçok modelin söküm işlemleri var. Buradan araştırıp görebilirsiniz. Eğer kendinize güvenmiyorsanız mutlaka bir bilgisayarcıdan destek almalısınız. Elimizde SanDisk'in SSD Plus modeli var, 240 GB. Bu SSD'mizi bilgisayarımıza takacağız. Hadi bakalım. Elimizdeki dizüstü bilgisayarın hard diskine bu şekilde bir kapak çıkartarak kolayca ulaşabiliyoruz. Farklılık gösterebilir ama genellikle bu şekilde bir yuvada olur ve şu bölümdeki jelatin kısmını bu tarafa doğru çekerek hard diski sökebiliriz arkadaşlar. Yapalım. Evet, bu şekilde söktük. Buradaki hard disk kızağını SSD'mize takmamız gerekiyor buraya yerleştirebilmek için. Aynı vida yuvaları burada da bulunuyor. SSD'yi yerleştirirken mutlaka soket uçlarına dikkat edin. Hard diskinize de bakabilirsiniz. Yerleştirdiğinizde tam uzun ve kısa soketin laptopunuzda karşı tarafa denk geldiğine emin olun. Yani ters takmayın. Evet, kızağı taktık. Şurada Remove Before Installing yazıyor. Yani bunu montajlamadan önce bu etiketi çıkartın demek istiyor. Buradaki etiketi çıkartalım. SSD'mizi takalım. Burada işlem bu kadar. Kapağımızı kapatalım ve kuruluma geçelim. Kurulum için direkt flash belleğimizi takıp devam edemiyoruz. Bunun için BIOS'ta da birkaç ayarlama yapmamız gerekiyor. Bilgisayarımızı açtığımızda şöyle bu URL ile karşılaşabiliriz. No bootable device diye, yani ön yükleyici cihaz bulunamadı. Ok'a bastığımızda da bu şekilde bir ekranla karşı karşıya kalıyoruz. Ne yapacağız? BIOS'a gireceğiz. Secure Boot özelliğini devre dışı bırakacağız. Şimdi BIOS'a nasıl gireceğiz? Bütün markalardan markaya değişiklik gösteriyor. İnternette bulabilirsiniz. Direkt açılışta hangi tuşa basmanız gerektiğiyle ilgili. Acer'da bu modelde F2 tuşuna basarak, kapatma tuşuna uzun basarak kapatıyoruz. Tekrar çalıştırırken F2 tuşuna sürekli basıyoruz. BIOS'a girdik bu şekilde. Şimdi dostlar, bu BIOS'ta bütün bilgisayarlarda ayarlar vesaire farklılık gösterebilir. Bunun için sizin biraz araştırma yapmanız gerekiyor. Bu bilgisayar üzerinden ayarlamaları yapalım ama sizin Secure Boot'u nasıl devre dışı etmeniz gerektiği ile ilgili internette bir araştırma yapmanız gerekebilir. Şimdi biz burada Boot menüsüne geldiğimizde Secure Boot'un Enable, yani devrede olduğunu görebiliriz. Bu Secure Boot'u seçemiyoruz şu anda. Neden? Bu bilgisayar özelinde söylüyorum. Secure Boot'u seçmemiz için Supervisor kullanıcısına bir şifre atamamız gerekiyor. Şurada Set Supervisor Password diyor. Burada şifre olmadığı için o ayarlar açık değil. Buraya ben basıp bir şifre belirliyorum. 1, 2, 3, 4 dedim. Enter'a bastım. Bir daha 1, 2, 3, 4 diyorum. Enter'a basıyorum. Bu şekilde Supervisor'umu bunu açıp ayarlarla da oynayabiliyorum. Sonra bot menüsüne tekrar geldim. Ok işaretleriyle geliyorum bu arada. Secure bot'a artık gelebiliyorum. Bastım ve disable yapıyorum Secure bot'u. Enter'a basıyorum. Daha sonra şurada bakın F10 Save and Exit diyor. Yani kaydediyoruz ve çıkış yapıyoruz. Bastık. Onayladık.
Yine aynı hatayı verdi ama bu sefer flash belleğimizi takarak burada görebileceğiz. Hadi bakalım. Flash belleği taktık. Yeniden başlatıyoruz. Evet, direkt bu şekilde Windows kurulum ekranı karşımıza çıktı. Çünkü flash belleğimiz takılı. Şimdi burada normal Windows kurulumunu yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Bunları çok hızlı geçeceğim. Lisans koşullarını kabul ediyorum dedim. İleriye bastım. Burada temiz bir kurulum yapacağımız için özel yalnızca Windows'u yükle bölümüne geleceğiz. Bunu tıklayacağız. Bu bölümde sadece biz SSD'mizi taktığımız için burada ayrılmamış alan olarak gösterilen bölüm SSD bölümümüz. 240 GB'lıkta 223 GB normal bir değer. Sadece bu diskimiz olduğu için bu seçili. Buna devam ediyoruz. İleri diyoruz. Şimdi kurulum başladı arkadaşlar. Bekliyoruz. Evet, bağlantıyı yaptık. İleri diyelim. Gördüğünüz gibi Windows'umuz artık kuruldu. Artık flash belleğimizi de çıkartabiliriz. Bu flash belleği Windows 10 ön yükleyicisi olarak artık kullanabilirsiniz. Sadece bu bilgisayar özelinde değil, başka bir bilgisayarlarda da gene kullanabilirsiniz. Veya formatlayıp farklı bir amaçla kullanmaya devam edebilirsiniz. Eğer video size yardımcı olduysa lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar bölümünü kullanabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.